Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkada da yansıyor bismillahirrahmanirrahim. Duvara vuruyor. Arkadaşlar bugün günlerden Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Bugün günlerden ev turu günü arkadaşlar. Sakla ağzımıza girecek. Şöyle. Arkadaşlar bugün evimizin turunu çekeceğiz. İçini, dışını, bağımızdan, bahçemizden. Görmeyenler için değil mi? Evet, daha önce. İzlemeyenler için. Bir de bütün halde iş biz çekelim. Bu videomuz ilk olacak arkadaşlar. İç dışarı çekim var. Hani illa çektik. Dıştan da gördüğümüz, içten de gören oldu ama böyle ev turu hiç çekmedik. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şuralar sonradan yaptık arkadaşlar. Aslında şu duvarlarda pirketti. Buralar da şey yapılmasa buralar da aynı bunun gibi. Kale kim çeksek daha güzel olur. Ben daha çok seviyorum öyle olduğunda. Böyle bütün gibi gözüküyor evinden şöyle. Ama şuralarda şey olduğu için sertme vuruldu. Yenikten sıvan nasıl falan lazım. Ondan sonra suva çekilebilir. Olabilir ama ilerleyen zamanlarda işte böyle güzel yani. Evimizin dışında arkadaşlar Türk bayraklarımız var. İki tane bir görüyorsunuz. Biri sağımızda biri solumuzda ortada. Bismillahirrahmanirrahim'iz var. Besmelemizi çekiyoruz ve evimize sonra gelişimizi yapıyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar. Evimizin garajı girişleri burası arkadaşlar. Biz garajla şey bağlantı var yanına giriş var ama biz burayı genelde çok kullanmıyoruz. İçeriden arabayla girersek oradan geçiş var. Ama arabayla gelmezsek dışarıdan gelsek normal şu kapımızdan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ışıklarımız dış ışıklarımız da yanmaya başladı. Bunlar güneş paneline yanıyor arkadaşlar. Bunlar da net çekiyor mu? Benim? Evet. Üstlerinde güneş şeysi var arkadaşlar bunların. Güneş panelleri var. Ondan sonra güneş enerjisinin yanıyor bunlarda. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu şeyleri de bugün yaptık. Tahtalarda buradan kötü gözüküyor gibi olabilir ama geçici olarak domatesler kırılmasın diye yaptık. Şöyle. O zaman sizi Cansu Hanım'a bırakıyorum. İçeriye geçelim. O zaman siz devam edin. Ben mi çekim? Evet. Şöyle arkadaşlar. Hemen girime girim kolumuzda mini bahçemiz var arkadaşlar evet. Evimizin. Domates, biber, salatalık olan. Evet. Şurada kabağımız var. Şöyle kabak. Şöyle güllerimizi ektik arkadaşlar. Kapımızın diklerini. Bir de şurada var. Bu ağaçtı da ikisi de ağaçtı ama. Ama dıştaki ağaçlarımız çekmedi nasıl? Evimizin girişindeki. He orada ektik. Onlar da sonraki ağaçta kalan şey yapalım. Arkadaşlar. Ağaçları çok seviyorum. Bu sene ağaçlara taktım kafa. Her taraf ağaç olsa böyle. Yeşillik yerler değil mi? Güzel olur. Nasip olursa şuralara da yapacağım. Olabilir ya. Niye olmaz? Burayı arkadaşlar biz normalde burayı şöyle boyayıp şurayı çay ekip böyle çocuklara park tarzı bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ama geride Cansu böyle bahçe gibi olunca kıyamadı. Bilmiyorum sonu ne olur. Geri böyle devam ederiz. Yoksa yapar mıyız? Bahçede hoşuma gitmiyor desem yalan olur. Ya buraya şey kamelya tarzı düşünüyorduk ama artık toprak şey var. Burası çaylı olur. Yaparsak da şuraya yaparız arkadaşlar. Şu bölüm boş. Çocuklar baksana burada oynuyoruz zaten. Yani burada bir kamelya yapabiliriz arkadaşlar. Bazen hani misafirler yukarı çıkmadığında ya da havalar iyi olduğunda yukarı çıkmaya gerek yok. Böyle şu burada. Şu an evde hiç oturmuyoruz. Yani burada oturulabilir. Çok güzel bir de ışık yapacağım böyle. 10 numara olur vallahi. Öyle bir düşüncemiz var. Bakalım bakalım. Bizim bahçemiz bu şekilde arkadaşlar. Evimize girdiğimizde bu taraflara kümeslerimiz var bu arada. Hemen sağ taraflarımızda. Şöyle gösterelim sol tarafımız bahçe, sağ tarafımızda güvercinlerimizin olduğu kuşlarımız var. Bir tane kardeşimiz yazmış ya bana. Abi evin çok güzel. 10 numara ama bu köpek kulübelerinin, kümeslerinin evin şey yaptın diye. Arkadaşlar şimdi herkesin bir sevdiği şey var. Evet. Bu şey benim çocukluk hayalimdi. Biliyorsunuz 3 tane kümes yaptım. Bunun arkası da kümes. Çocukluğumda yaşayamadık. O zaman hani duvarıydı, şeysiydi, durulmuyordu, şey de yiyordu yapmaya ama sonradan böyle olunca hobimi, şeyimi yaşıyorum yani. Yalan dünya ama şimdi yaşamayacağım da ne için yaşayayım? Ben seviyorum. İnsanın istekleri olmadığı zaman yani ne anlamı var dünyanın? Yani ben hayvanları seviyorum. Köpeğiniz bir taneydi, niye getirdiniz diye yazmışsın arkadaşlar. Biri süs köpeği gibi zaten. Onu etmek de israf oluyor, şey de israf oluyor. Bak görüyorsun. İdeviksi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yemez ki. Yemiyor. Yani hep kalıyor dışarı götürüyor ya da bayatlıyor, küfleniyor da iyi olmuyor. Mama var ben sana bayağıdır duruyor şey yapmıyor ama bu geleli bak ekmek bugün ekmekler vardı. İkisine verdim ikisi de yiyiverdiler. Az o yedi. Şu da çok yedi mesela o çok yiyor yeni gelen. Adını da bu arada arkadaşlar ismini. Barut. Barut koyduk. Cansu koydu hatta. Onda bugün bir tane video çektim arkadaşlar. O da şey yapmışlar. Bu nedir ağam diyor. Baruttur sakın ateşine yaklaşma ateş diye diyor. Barut mu diyor? Barut adı. Ateşine sakın yaklaşma diye diyor. Öyle bir şeyle
Barut mu koysak? Ben de hiç hoşuma gitti. Barut koyduk köpeğimizin ismini. Bana kalırsa Asil koyacaktım. Asil de hoşuma gitti. Böyle heybetli duruyor ya. Yatarken biraz zayıflamış. Hastalık atlatmış galiba bence. Bence de. Ondan dolayı zayıf ama yemez içmez. Kuzey inşallah birkaç gün kadar toplar. Geldiği günden bu yana bile 2 gün oldu daha. Hemen belli gitti. Canı başına geldi. Ben daha da iyi olacağını umuyorum. Yolda gelmek onu mahvetti. Yoldan da mahvoldu. Çok kötü oldu. Evimizin dış bölümü de şu şekilde arkadaşlar. Bu tarafı da. Merdiven kulemiz böyle. Şu ışıklar belki sevenler olur, belki sevmeyenler olur. Beni çok seviyor. Bunlar da benim şaheserim. Oraya çıktık. Korkuyla, tehlikeyle bunları ben dah dedim arkadaşlar. Bak burada 2 tane var. Şurada şöyle 3 tane var. Evin hani gece bile karanlıkken, sokaklar karanlıkken bir... Şu an yanamaz kalan. Şunlar yanar da şu dışarıdaki şunlar yanmaz kalan. Bunlar yanar. Şunlar yanamaz. Bunlar da önceden güneş paneli var arkadaşlar çatıda. Ona bağlamıştım ama bir iki kere şeyi attırdı. Roleyi attırdı. Ondan dolayı değiştirdik. Arka taraflarda da aynı şekilde yanıyor lambalar. Şöyle. O zaman girelim mi? Hadi bakalım. Şuradan girelim arkadaşlar. Evimize doğru. Size kilerimizi gösterelim arkadaşlar. Garajın girişini gösterelim. Önce kilerimize geçelim. Anahtarımızı ver bana. Kilerimiz arkadaşlar başlıyor. Buraya da şey yapılacak. Şuraya şöyle balkon için şey Murat abi yapacak buraya da. Gölgelik gibi hem yağmur yağdığında şey yapacak. Kapıya falan vurmuş demirle. O da güzel olmadı ama. Evet, pastanır gibi olmuş. O da açalım. O zaman içeri bir girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle. Buranın bir de boyaları kaldı arkadaşlar. Onu bugün de yarın derken bir yapamadık boşlukta. Şöyle görüyorsunuz şu kestirmeler olsun. Ustaların değdiği yıldır falan var. Şöyle. Kilerimizi şöyle kapattık. Şuradan kapattık arkadaşlar. Kilerimizi görüyorsunuz. Şöyle. Olmaz öyle. Buranın altı bomboştu arkadaşlar ve işe yaramadığını düşündük. Sonra kilerimiz yok evimizde. Koskoca evimiz var, yukarıya çıktığınızda göreceksiniz ama kilerimiz yok. O yüzden biz de buraya 2 şöyle dolap yaptıralım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Kilerimizden çıkarıp kilerimizden. Öyle mi? Tamam evet. Efendim. Arkadaşlar şunlarda ne var canım? Şimdi normalde kiler turu yapıldı ama bu ev turuna özel. Burada şekerim var, toz şekerim. Şurada da çekirdeğim var şöyle. Burada sıvı yağlar var. Yağlar var. Bir tane izleyicimiz ne yazmış biliyor musun? Sarıları arttırın derken hani altını arttırın diye birikim yaptım diyorlar ama bu değil diye yazmış. Ne tamam, annem? Tamam ben onu da hacım hadi. Baban da her annem sen doğma bebeğim bana. Burada makarnalarımız var. Burada çaylarım. Burada yapraklarım var. Şurada. Kompostomuz. Sonra domates sosumuz. Kahvaltılığımız. Neydi? Bu jalapeno turşumuz var 2 tane. Şunlar salça mı? Aha, onların ikisi de salça. Şu domates salçasıyla karışık. Şu da normal biber salçası. Burada yine turşumuz var. Onun içinde fasulye var. Kuru fasulye. Arkadaşlar şu tarafta bölüm boş. Burayı da böyle şey yapmadık. Burayı da böyle hani kullanmadığımız malzemeleri falan şey yaptık. Çok mantıklı oldu biliyor musun? Çekmece ya da dolap olsa böyle sevmezdik. Çekmece olsa bu kadar kullanamazdım. Kullanamazdım. Bu küçük yer olur bak burası sana daha aşçıları da koyabilirim. Şu aşçıları da yere de koyabilirim. Daha bak oralara çok boş durum. Oralara poşet geçiriyorum oralara koyuyorum. Evet. Bakmasın diye. Yere de konulabilir arkadaşlar. Burada 200 sıra böyle gördüğünüz 1-2-3 sıra. Biz çok sevdik yani. Güzel de oldu. Şurası da evime hayırlı olsuna gelen pastalar. Bu da çeyreğin çeyreğe ben gittiğim yerlere götürdüm daha. Bitirdik yani. Misafirlerim gelince onlarla yedik derken. Kilerimiz bu şekilde arkadaşlar. Evimizin en şeyi burası. Toplayıcı bölümü burası diyebilirim. Henüz fazla malzememiz yok. Kış geldiği için bitirdik arkadaşlar. Turşu şişelerimi yıkadım mesela. Kaldırdık arkadaşlar. Kış geldiğinde tekrardan bura arkadaşlar şeyler konulacak. Ayağımız da üşümesin. Çıkalım buradan. Şöyle arkadaşlar garajın bir de şuradan kapıyı örtüyor mu? Şu kapıyı ört de oraya. Buradan da. Onu ulaştırmış. Arkadaşlar şöyle bir garaja girişimiz var. Dışarıdan gördükleri garaj burası. Garajın şeysi burası. Şöyle lambamızı da birini yakalım. Burada da arkadaşlar traktörümüz var. Arasında yatak odası tahımı falan var. Görmeyenler için. Şöyle arabaları buraya koyuyoruz. En güzel de arabalara iyi oluyor arkadaşlar. Önceden arabalarımız kışın garda yağmurda kepaz oluyordu. Yazında güneş de şey yapıyordu ama burada serin canaz duruyor. Bindiğinde mesela Aksaray veya Çarşı'ya çıkacak olur. Buradan bindiğin içi acayip ferah böyle şey oluyor yani soğuk buz gibi oluyor içi arabanın içi.
Sıcak da yanmıyor yani. Şöyle buralarda da malzemelerimiz var. Görmeyenler için bir sıra dinleyelim. Getirmiş güzel koymuş oraya. Şöyle topladık. Açıldı biraz arkadaşlar ama illaki kullanıldığı için şey oluyor. Mesela babamgül buğday getirmişler. Bunlar ekeceklermiş. Bunlar var. Şöyle karşıda benim tamir takımlar var. Şöyle hani tamir dükkanı gibi. Burada arkadaşlar bak 2 senedir neyim duruyor araba. Hiç şey olmadı. Bir ara ilk yaptırdığımda bu arabayı ben şu şeyler var ya kaldırınca lah şeyler tutuyor ya o ne diller ona? Ne ki? Amesör gibi bir şeyler var. Hidrolik amesör gibi bir şeyler var tutan. Onlar ilk sene hemen bozulduydu. O zaman bayağı da pahalıydı. O zaman bir daha tekrar almak zorunda kaldım. Ama 2 senedir kullanıyorum. Yok yok bu kardan buzdan donlarmış. Her sene değiştirilirmiş o. Dışarıda durduğunda. Ama bak 2 senedir 3 senedir kullanıyorum. Geri buraya yapıldı yapılan hiçbir sıkıntı yok. Malzemelerimiz arkadaşlar pulluğumuzdur. Şöyle şu var arkadaşlar. Kureğimiz var. Ondan sonra burada şöyle koysun. Burada da arpalarımız, gübrelerimiz var arkadaşlar tarla için. Yedek orgumuz şeyimiz ama mecbur bunlar. Şöyle mangal şeylerimiz var. Bak burada şurada yine bir hoparlörlerimiz var. Bunları yaz biraz da sezon şey yapına götürüyoruz. Şurada saman aletimiz var. İlaç makinemiz var. Onun arkasında yine gübre atma makinemiz var. Tabii bisikletlerimiz var. Bisikletlerimiz de burada şöyle. Karı kocanın bisikleti bunlar. Bazen de biniyor arkadaşlar. Geçen bindik akşamüstü. Hani koyamıyor, çıkmıyor şey yapmıyor ama böyle yok, mahalle. Kendi mahallemizde çocuklar. Şey olduğu için burada kimse yok arkadaşlar mahallede. Harmayınla doğru çıktı. Çocuklar öyle bir yeşillik olsun diye sürdük. Yine hoparlörlerimiz burada arkadaşlar. Yedek hoparlörlerimiz. Bu da bizim mobil sahnemiz. Bilmeyenler varsa biz düğüne bu aracından gidiyoruz. 15-20 dakikada kurulumunu yapıyoruz. Millet hayran kaldı vallahi. Şey tüm sistem A'dan Z'ye herkesin ağzının suyu aktığı o sistem burada. Değil mi? İçinde ha kurulunca. Kurulunca daha güzel oluyor. Evet. Arkadaşlar düğününüz, derneğiniz veya şeyiniz oldu WhatsApp'tan veya şeyden de numaradan da arayabilirsiniz bizleri. Şöyle düğüne gidiyor arkadaşlar hani böyle yok Kayseri'deyiz, yok Yozgat'ta, yok Nevşehir, Konya diye sıkıntı yok. Niğde'deyiz hani gelmez diye düşünmeyin. Günümüz uyarsa hani şey yaparsak müsait olursak nasip olursa geliriz inşallah hiç sıkıntı yapmayın. Aynen öyle. Şöyle bu taraf soba malzemelerimizin işte gaz lambalarımızın olduğu yer. Burası Hasan'ın duşlarının. Normalde şu karşı taraf arkadaşlar lavabo olarak tuvalet olarak yaptık biz orayı ama orayı hiç faaliyete geçirmedik. Bir daş koyduk ta ev yapılırken o da üstüne malzeme düştü kırıldı. Bir daha da oraya hiç bataryadır musluktur dağıtmadık hiçbir şey yok. Yani içine zoba malzemelerimizi koyduk şimdilik geçici olarak. Ayak altında kırılmasını istemediğim malzemelerimi oraya çektik. Bunlar kuş malzemeleri. Bunlar kasklarımız, traktörün malzemesi. Şu şey, kaynak yapmak için gözü. O da kasklar. Sonra şunlar yine kuş malzemeleri. Şunlar benim turşu şişelerim arkadaşlar. Yıkadım buraya şeyler çevirdim. Lazım olacak. Evet, ağızları havasını kapatmadım. Boyalarımız var, şeyler var. Durum böyle arkadaşlar. Lastiklerimiz olan burada. Kaynak makinelerimiz, ispiralimiz. Dirken o zaman... Yukarı doğru tamam, çıkalım. Ben yukarıya gidiyorum. Siz yavaş yavaş gele durun. Hadi bakalım. Evet benim kıymetli izleyicilerim şimdi yukarıya doğru gidiyoruz. Yukarıda ben kamerayı Hasan'a devredeceğim. Arkadaşlar burası bizim merdiven kulemizin perdesi. Buraya biz perde yaptırdık. Belki niye diyeceksiniz. Arkadaşlar illaki merdiven kulesi de bir evimizin içi olduğu için, bir yapısı olduğu için burayı da örtük olmasını istedim. Benim perdeye takıntım var. Çok severim perdeyi. Gündüz olduğunda açıyorum, güneş alacaksa alıyor, camlarımı açıyorum, havasını alıyor. Ondan sonra da bu şekilde kapatıyorum. Burada böyle benim komşumuz Nurgül Hala'dan getirdiğim çiçeğim var arkadaşlar. Neydi bunun ismi de vardı da unuturum. Bu normalde bu kadar büyük değildi. Yani vardı, bayağı vardı ama bu kadar değildi. İyice çoğaldı arkadaşlar. Ben de yanına bir çıta yaptım görüyorsunuz. Bir de ip bağladım. Çünkü kendini salıyor arkadaşlar. Bakın bu taraftaki şunlar tekrardan büyüdü. Suyunu vereli 2 gün falan oldu. Çünkü çok büyük olduğu için suyunu baya baya veriyor. O da uzun süre gidiyor yani yeterli oluyor. Bu da benim şöyle merdivenden girişimi süslüyor. Büyük bir saksı içerisinde. Benim hoşuma gidiyor. Normalde benim kendi bacamın orada var arkadaşlar. Böyle uzun uzadıya bir tane çiçek gibi bir şey var. Ben normalde hani öyle bir şey de olsa istiyordum. Ama bunu da görünce bu da hoşuma gitti ki buraya da çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle ben bunu iple bağladım ve aşağıya doğru dökülmüyor dökümleri. Şöyle derli toplu duruyor. Yerini de sevdi arkadaşlar. Bu her yeri sevmezmiş normalde. Burayı sevmese yer değiştirecektim ama yerini sevdiği için buraya bıraktık. Şimdi girişimizden girdik. Şöyle yukarıya doğru çıktığımızda canlar. Gördüğünüz gibi yine burada da benim perdem var. Bu birazcık
Oradan sıkıntısı var arkadaşlar. Şöyle. Evimizin giriş kapısı bu şekilde. İçeriye giriyoruz. Ondan sonra evimizin iç dizaynını görüyoruz. Sinek geliyor arkadaşlar. Çok fazla sinek var. Çoluğundan çocuğundan geliyor bu sinekler eve. Ben bir siliyorum burayı, kapıyı pece. Çünkü çok pisliyorlar arkadaşlar. Kapının şu beyaz yerlerini var ya. Mahvediyorlar da siliyorum işte. Silmesek hiç gözümüz açılmayacak sinekten. Bu şekilde o çiçeğimiz orada kalıyor. Bunlar da akıllı lamba. İnsanı görünce yanan lamba. Şuradan da terasımıza gidiyor. Orayı size en son göstereceğim. Bu şekilde canlar, gördüğünüz gibi. O zaman Hasan da geldiği zaman içeriye girelim ve beraber evlerimize bakalım. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz evime. Hoş Nasıl bulduk. Nasıl heyecanlandın ya? Ay sanki yaşında kocam. Televizyon kanalından hep çıkıyor gibi diye. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkeslere hayırlı akşamlar dilerim. Arkadaşlar sizlere şöyle evimizin aşağısına bir videomuz başlattık gördüğünüz üzere. Evime gelince tekrardan selam vermek istedim sizlere. Buyurun evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz ki aylardır istenilen ev turuma hadi başlayalım. Şöyle şuradan başlayalım mı kaptan? Beş diğerimizde başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar burası boşluktu biliyorsunuz. İnşaatımız yapılırken bunun için pay bırakılmıştı. Buraya ben kış boyunca böyle plastik ayakkabılıklar da koydum. Şuraya normal askılık da koydum ki misafirlerim gelince ev terliğini oradan alsın. İşte isteyen oradan montunu alsın gibisine. Sonra elhamdülillah nasip oldu böyle dolabımızı da yaptırdık. Bu üstler arkadaşlar yüklük. Şuraya yatım kalmış. Oraya da kışlıklarımızı, yaz gelince işte kışlıkları, kış gelince yazlıkları kaldırmak için öyle düşünerek yaptırdım. Bir de bunu yorumlarda çok belirten oldu arkadaşlar. Çok demode, eskiden kalma gibisine. Mesela misafirim gelince arkadaşlar montunu alsın, alsın mesela tekrar. Şurayı tekrar açıp da içini nerede diye kurcalamaktansa. Yani niye nasıl olacakmış ki şey? Bilmem eskiden böyle olmuş da çok demodeli. Doğru işte sade. Yani yerin şimdiki bir şey yapsan, raylı yapsan ray bozuluyor. Kapanma yapsan. Bir de şöyle şey oluyor. Benim gördüğüm resimde burada puf da vardı arkadaşlar. O pufu alacağım ben. Tabii her şeyi birden tamamlamak olmuyor ama çok güzel bir şey var buraya şöyle. Süslü puf öyle düğmeli gibi yapmış. Ben öyle bir gördüm de beğenmiştim ama bu mobilyacı olduğu için çocuğun elinde yokmuş, yapmamış. Olsun. Güzel ya, biz sevdik arkadaşlar. Biz herkesin kendi şeysi tercih. Tabii. Daha hatta onun eksileri de var. Emre müsaade olunca gelecekti. Bir kapı ayarım, bir şey yapacak. Bir de şuralara şey çekilecek arkadaşlar. Eline yoktu. Onları dolduracak. Onları yapacak. Artık ne zaman gelir bilmiyorum. Düğünle de az gelir. Düğünü çalmadan çağıralım hem deyip. Kapıda kaldınız, buyurun. Göstereceğiz mi dolapları yoksa? Nasıl dur. Ya? İşlerini göster. Yok. Buralar zaten temizlerken gösterdik ya. Sıkıntılar istemem. O hayallerimdeki dres var. Bu hallarımızı o zaman kestir. Cansu geçen bir daha kestirdi ama elimiz ayağımız biraz toplam ondan sonra kestirdik dedik. Niye gelmedi? Arkadaşlar o hayallerimi süsleyen dres varımı da görüyorsunuz. Normalde burada şöyle karton pier mi dansam bu? Stropier. Stropier'den Turan abi çerçeve yapmıştı arkadaşlar. Sonra ben bunu görünce zaten hiç evim olmadan bile ben bunu araştıran birisiydim. Çok severdim. Hasan'a da bahsederdim de hatta. Ondan sonra gittik bunu aldık. Dediler ki yenge bu tarafa yapalım. Bu tarafta kör nokta olur diye buraya düşündük. Biz aslında süsü bozmamıştık. Turan'ın yaptığı süsü bozmayalım. Orası süs yapalım. Ama buraya yaptığında çok mantıksız gözüküyordu arkadaşlar. Hani gözükmeyeceğiz bile. Şöyle ancak mutfaktan neyim giren çan olsa o zaman belki gözükür. Ama hani böyle girme, hoş bir görüntü oluyor. Mesela şuradaki cam aynalar olsun. Giderken insan kendini eline yüzüne mesela çekip zömürken şeyler misal giderken ya da biz kendimiz giderken düğüne derine giderken ya da misafirle giderken buradan şöyle bakarak geçerek şey diyor. Biraz daha şöyle geriye gidersen şöyle hemen şu tarafta bizim küçük lavabomuz var arkadaşlar. Evet. Sürekli kullanım için biz burayı çocuklar falan burayı çok kullanıyor. Şimdi şöyle de şey yapalım. Belki de sürekli gören insanlar hani evimizi bilenler de vardır sürekli izlediğinde. Ama mesela görmedik kişiler de var. Yeni abone olanlar ama var. Yeni ev turu biz hiç yapmadık. Yani işte ev turu yapma ilk ev turumuz bu. Evet. Hani illaki kestiğimiz ya da yapılırken lavaboda erken çektiğimiz olmuştur ama böyle bütün bir ev turu yapmadık. İlk ev turumuz bu. Hani görmeyenler için çekiyoruz biz bu videoyu öyle diyelim evet, yani. Canım.
Bir de evimizin rengini çok saranlar oluyor. Bunun işte gri arkadaşlar. Kodu mu oluyor? Yok, kod oluyor mu buna? Olur ya, numarası. Soruyorlar da ben tam bilmiyorum arkadaşlar. Ama gri derken arkadaşlar mesela şu da Andraz gri, bu da gri ama mesela açık tabii ki renk. Açık bir gri, beyaz da değil. Güzel bir renk. Çabuk böyle çok seviyorum. Şey de olmuyor. Ben mesela bir daha boyamış olsam yine bu rengi boyarım. Aynen. Çünkü beyaz olsa belki bir şey değsem ufak bir şey hemen kiri bellidir ama bu o kadar şey değil. Kiri de bellidir. Güzel yani. Beyazla da arasında fark görüyorsunuz. Aynen. Benim annem bir de bu rengi çok sevdi. Böyle yaptırdılar. Evlerini böyle boyadılar. Kapılarını yine annem bir de böyle yaptı. Çok sevdi. Mesela süpürgeliklerimizde kapılarımızın bütünlüğünü çek. Ya. Bizim süpürgeliklerimiz diğer fayanslara göre, parkelere göre farklı arkadaşlar. Normalde fayansın devamı olur o süpürgelikleri ama biz böyle sevdik, böyle istedik. Yani. Kapıların devamı olarak. Kapılarından bütün gibi olsun. Yoksa fayansçımız bu fayansından da yapacaktı ama bu daha hoş oldu. Gelen misafirler de seviyor yani, güzel olmuş diyorlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu evin planı yapılırken Hasan bana anlatıyor. Mesela diyor ki gireceğim diyor, direkt karşısı mutfak, sol tarafın oturma odası o tarafla. Diyorum ki niye diyor mutfak hemen karşıda, niye böyle, hiç aklıma basmadı inanın ki. Sonradan ev oldukça içim o kadar sindi ki elhamdülillah. Rabbim isteyen herkeslere nasip etsin. Kurban oldum Allah'a. Amin inşallah. Allah'ın olmayanları da versin. Amin inşallah. Bu şekilde hemen burası bizim lavabomuz arkadaşlar. Oraya gerek duymuyoruz. Hemen sol tarafımızda oturma odası diyoruz. Çünkü bizim başka oturma odamız yok. Biz bir tane yaptık. Kameramanda bu arada arkadaşlar ben Hasan Otur. Tanımayanlar varsa YouTube kanalıma gelin. Ufak bir reklam yapalım sesin. Belki tahminler vardır. Burası arkadaşlar bizim kıştan beri oturduğumuz oturma odamız. Kimisine göre iki tane oturma odası oluyor. Bir yedeği bir de asil olan işte kullanmadıkları. İşte yedek dediğim. Ama arkadaşlar ne gerek var? Bizim bana hem, göre gerek yok. Burası bana yetiyor elhamdülillah. Hem salon hem şey hani yapılabilir ya. İleride mesela şey olunca. Bilmiyorum, hani, gerek bilmiyorum. Ya onu nasıl yapıyor mesela lüks adam tahmede bir şey alıyor. Bakmasın diye burayı yapıyor böyle kalıyor. Genelde ufak bir odada oturuyorlar ama biz hem oturuyor hem de misafir ağırlıyor derken iyi güzel yani şöyle bir yemek masamız var arkadaşlar. Arkadaşlar yemek masamız var. Burada evet. Oturma grubumuz var. Şöyle. Kışın falan güzel oluyor arkadaşlar burada yemek yerken. Sehpalarımızda misafirlerimiz geldiği zaman ortaya bir masa koysak çok büyük arkadaşlar. Masa olmaz ki burada. Masayı şuraya koysan ulaşamaz. Şuraya koysan olmaz. Böyle sehpa alanın arkadaşlar. Yine camlarımız da arkadaşlar ikisi orta boy, birisi boydan kaplı bir şekilde. Böyle biraz daha kapımıza doğru geçiyor Mansur. Şuraya mı? Hı hı. O tarafa, giriş kapımıza doğru. Şu pencere olmayacaktı arkadaşlar. Ev aydınlık olur diye tekrardan burasını ben açtırdım. Böyle oldu burası da. Şurası da işte pencere. Burası da, burası da kapıyı açtığın zaman direkt balkonumuza çıkıyor bizim. Mutfağımızda, oturma odamızda iki tane kapı var ve ikisi de aynı yere çıkıyor. Burada böyle televizyonumuz var. Çocuklarımızın izlediği keyif alarak da. Saatimiz de arkadaşlar intihar etti. Onu da burada. Videomuz açıyoruz. Şöyle kenarlarda yazılar vardı. Diş ondan sonra güzel şeyler. Arkadaşlar şöyle şeyler vardı. Time yazıyordu. O gitti. Biri gitti. İkisi gitti. Şunları da ben kaldıracağım. Kiremiz buraya. De bitti. Bu Erdal Mobilya'da güzel bir şey var arkadaşlar. Saat gördüm. O saatte bunun renk gibi. Dresuarımıza benziyor. Dresuara da benziyor. Onun şeklinde kenarlar, kesimler falan. Ondan alacağım arkadaşlar. Burada ondan takacağım. Bu şekilde oturma odamız. Şurada sobamız vardı. Kış boyu sobamızı misafir ettik. İnşallah bu sene kurtulmuş oluruz. O İnşallah arkadaşlar. Doğalgaz da gelmedi ama hayırlısı. 5. ayda gelecektir. 6. 7. ay oldu. Evet. İnşallah gelir. Gelirse çok güzel olur. Rahatlarız inşallah. Temennimiz o bakalım. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi mutfağımıza geçelim. Hadi bakalım. Hemen oturma odamızın yanında. Diğer odalara gitmeden mutfağımız da burada arkadaşlar. Siz de mutfağımızı mutfak bahanede de gördünüz arkadaşlar. O zaman çekmiştik. Şurayı balkona çıktım ya, açık kalmış. Arkadaşlar şunu da buraya getirdik. Bunun şeysi de rüzgardan bir kere mi iki kere mi düşmüş. Cansu da ben olgun birden düğündeydik de. Renk atıyor. Renk atıyor. Düğündeydik bir de. Perde falan yapmadık daha oraya da ondan dolayı düşünce fayansı kırar diye buraya getirmiş. Ben bazen burada kahvaltıdan sonra oturuyorum. İçinde saz çalıyorum arkadaşlar. Kuş gibi oraya geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yine mini mutfak masamız var. Burada da yemeğimizi yiyor bazen de sürekli de değil işte. Can suyu de daha çok seviyor. Yok yerde çocuklara burada beni doyuramıyorum. Durmuyorlar. Ah bir dursalar. Ben de bunu seviyorum. Biz griyi çok seviyoruz arkadaşlar. Sade gri böyle. Renkli değil. Mesela Erdal abi gibi halı gelmiş geçen.
Hallar böyle hep rengarenk seçiyor. 50 tane haldan bir tane zor seçiyor. Onda zor zor yani. Ama biz mesela bak salondaki hoşumuza gitti. Şu halı. Mesela ben, bu halı ben başka yerde görsem mutfağa ya da eve buhar rengi diye düşünürüm. Ama mutfağımız çok açık. Bunu ben seçtim de sen çok şeydi. Bunu ben sevdim ama çok da seviyorum. Güzel halı. Sade ve bir şey. Bir de mutfağımızda çok uygun. Mesela kenar pervaz mı dinlerdiler onu? Her neyse işte onlardan halımız bir süpürge gerek ya onlar doğru. Süpürgeliklerimiz, tavanlar, mutfağımız da kapılarımız da aynı arkadaşlar. İç olaraktan beyaz, etrafında yine antrasit gri. Etraf çerçevelerimiz de aynı. Burada şey vardı. Şöyle A-frame vardı arkadaşlar. Bunlar da lazım olduğu zaman çıkartıyorum. Burada mutfak aletlerim var. Şey de diyorlar da sen mutfağı kullanmıyorsun niye öyle boş. Bir de böyle bir diyalog oldu da arkadaşlar mutfak bahanedeyken. Bu boş değil arkadaşlar. Bura bazen dolu oluyor, bazen boş oluyor diye evet, sağ. Evet, bak nasıl boş olsun. Bahçemin ganimetleri. Şunu da bahçeme ekeceğim, o yüzden ayırdım. Çiçekler mi? Mutfağımız da bu şekilde arkadaşlar. Beyaz eşyalarımız bu tarafta. Mikrodalgada yerimiz yok. Onu da geçen mutfak dolabı temizliğini sormuşsunuz. Mutfak dolabının içini göstermiyorum. Çünkü sizlere mutfak turunu yaptık arkadaşlar. Sizlere sıkmak istemem. Şuradan şöyle lavabo başında camımız var. Klasik. Artık herkes böyle yapıyor mutfağını. Keşke de olmasaymış diye düşünüyorum ama. Çünkü pencerem çok kirlenir. Elimdeki sular gidiyor. Lavabodan su sıçrıyor. Çok güzel. Dışarıya bakmanız çok güzel. Aydınlık ama temizlik yönünde benziyor. O zaman yarım yapacağım. Üstte olacak öyle oldum. Öyle de çirkin durur ama. Ne mi? Böyle çok güzel. Böyle görüntüsüne de bayılıyorum ama söylediğim gibi arkadaşlar iste ya da isteme oraya su sıçrıyor. Gülü sevindi kendine katlan. Onu da yapacağım bir şey yoksa. Yani mutfağımız da bu şekilde büyük arkadaşlar bayağı. Yani önce de mutfak küçüğüydü annemin orada falan. Hani iyi olmuyor ama böyle mesela yemek masası da koyabiliyorum, ortada da yiyebiliyorum veya hani iyi her türlü iyi oluyor. Bir mutfağı sadece çok olduğunda istediği gibi oturabiliyor. O zaman güzel oluyor. Bir sadece temizliği yaparken biraz uzun sürüyor. Ona da yapacağı bir şey yok. Yine dediğim gibi. Mesela bugün ben temizliğime kaçta başladım? Öğlen 1 civarlarıydı. Saat 6 gibi neydim bitirdim. En son bir de tekrar daha yaptım. Ki ince girersin zaten uzun sürmek zorunda mesela. Ya. Öyle. Ne yapılacak değil canım. O ayda bir olur ya da haftada bir, 10 günde bir olur. Yok haftada şey. Bir yine de olmasa olmuyor. Çünkü mahvoluyor yer yer. Yani çoluk çocuk da var. Ondan dolayı yani. Tabii ki. Canlar şurada da oturma odamızda da gördüğünüz gibi büyük bir kapı ve camımız var. Ben arkadaşlar çok seviyorum böyle büyük camı mutfakta. Yani oturma odasını hayal etmemiştim ama orada da güzel de oradan pek çıkmadığımızdan şey yapmıyor. Buradan aydınlık ne güzel canım. Buradan çıkıyor. Burası güzel yani. Kullanıyor orayı. Evet canlar şöyle balkonumuza çıktığımızda şu tepelerimizi görüyorsunuz. Orada çamlığımız var. Bizim manzaramız o tarafa karşı. Bence çok güzel. Sakinliğe karşı. Şöyle komşularımız var. Bu taraflarda herkes kendi evinde yuvasında şöyle. Balkonumuz büyük arkadaşlar. Bayağı büyük. Şöyle benim balkonumun hemen aşağı tarafı hobi bahçemiz arkadaşlar. Burada nohutlarım. Burada çilek. Burada karpuz. Burada kavun. Orada patlıcan. Orada salatalık. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bu tarafı böyle yaptım. Şunlar hep ağaçlarımız görüyorsunuz. Bu yıl yaptık. Evimize taşınmamızla beraber ağaçlarımız da bizlerle beraber burada yaşamına başladı ve hepsi de tuttu. Tek bir tanesi tutmadı arkadaşlar. Yerini sevdi. Öyle diyelim. Nasip oldu böyle. Bu şekilde canlar. O zaman hadi terasımıza doğru gidelim. Şöyle lambalarımız da böyle arkadaşlar burada. Avizelerimiz çok güzel. Hele mutfağımınkine bayılıyorum. En sevdiğim bu olan. Buranınkini de ben arkadaşlar şöyle tekrar gösterim. Bununkine ben iyi ışıtmıyor diye, az ışıtıyor diye. Üstüne ben bir tane de şu lambadan taktım gördüğünüz gibi. Helikopter lambadan. Ondan bağladım. Durum böyle arkadaşlar. Buradan da şöyle geçelim. Kapılarımızı da örtelim mi şöyle? Arkadaşlar kafalar karışmasın. Şöyle giriş kapımızdan girdik. Şunu da örtülüyor mu? Orada şey var. Ömrüm var ya. Kapının deseni de şu şekilde arkadaşlar. Onu da gösterelim. Tam netleştirmiyor kamera ama. Bir de lambanın ışığı vuruyor ya evet. Herhalde. Şöyle de deseni var. Aşağıda da aynı şekilde şurada var. Evet. Şöyle. Şimdi oradan geldiniz arkadaşlar. Buradan oturma odama girdiniz. Buradan mutfağıma. Şimdi bu tarafa şöyle geçelim. Dresuarımızın arka kısmına. Şöyle gelecek olursak canlar. İlk sol tarafımızda ne var? Çocuklarımın yatak odası var. Burayı da yeni yaptık bu arada çocuklarımızı.
Şöyle. Yine çocuklar. Ağlasın abi sen yakından çeker misin? Gel azıcık. Bir de şey yapmış ama sağa doğru yatak olmuş şeysi. Niye ki? Ağırlık daha çok tarafı. Bilmiyorum şöyle ağlasa. Bu bizi Guldren avuz işte. Biz buna yarım saat, bir saat çocuklar kesintisiz bulduk. Ama öleceydik. Daha kestiğimiz giller hariç. Bunlar bizimle beraber de çok gulen oldu. Bu ağızda dağ arkam var ya. Esas ben hala bak, gulem izlerken. Çok acayip bir şey yaptık. İlk yaptığımızdan çok tuhaftı. Zor, aslında çok kolaymış dağması ama biz dağ yok dağ yok düşüyordu. Sonradan bulduk o sistemini. Macerası çok büyük arkadaşlar bunun da. Şöyle arkadaşlar buranın halısını yeni kestirdik çocuklara gördüğünüz gibi. Şimdi gri ton var. Belki kameradan dolayı sizlere biraz değişik renk durabilir. Siyah gibi duruyor şeyse ama şunlar hafif. Siyah, içleri gri. Şunlar gri arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçlerinde de var şöyle gri. Çocukların yatakları da gri gördüğünüz gibi. Yine evlerimiz uyumlu bir şekilde gri yatakları şöyle aldı çocuklarımızda. Şöyle yatakları da yakınlaştıralım. Şurası yükselen arkadaşlar büyük ayıcık olan yer. Şurası da Ömer babanın. Herkes ebatı kadar ayıcık. Şöyle arkadaşlar bunu desen de çok güzel. Şöyle şey yaptığında şeyi değiştiriyor. Renk değiştir gibi oluyor. Şöyle. Bilmiyorum bir seviyor vallahi. Bu şey benim çok hoşuma gidiyor. Evet, başlıklar seviyorum. Falan neyim. Şu örtülerimiz pikelerinde yatıyorlar arkadaşlar. Kış geldiği zaman tabii ki de bunların yorganları var. Onlar da hep yıkanacak kaldırdım ama şöyle yapalım. Hemen şu tarafta çocuklarımızın dolabı var arkadaşlar. Dolabımız arkadaşlar ta öbür evden getirdik. Filiz bacımızın hediyesiydi. Evet, oradan şey yaptı. Filiz ablam yaptırmıştı. Büyük yaptırmışmış. Gibi. Demek ki böyle çocukların şey diyeceğini düşünmüş. Aynen. Şey yapmış ona göre büyük yaptırmışmış. Ona böyle. Kalırsa şöyle çekmece diyordu bana. Çekmece yaptır ona koy daha rahat olun diye. Ben de ne bileyim eski usul böyle yaptırdım ama onun lafını dinlesem daha iyi olurmuş. Öyle mi o daha mı şey oluyor? Daha mantıklı. Şimdi şu taraf arkadaşlar Yükselim'in, şu tarafı da Ömer'imin. Şuralara şu orta kısımlarda asla yerler var. Çok açıldı gibi olmuş. Neden olmuş yukarıya o? Yukarıya bakar mısın bir de şuralara? Bu kapak çıkmış bence ha. Ya da bir şey mi diyor orada? Yok değil diyor. Ayar yapıldı arkadaşlar bunu biz. Baksana üstünün boşluğuna. Turan'dan taktığımızdan dolayı dolap çok güzel yani şeyse. Ama biz buraya daha önce arkalığını falan niye ayarlayamamıştık. Şu da Aksane'de Suna Ablagil var ya. Onların hatırasıydı. Buraya astım arkadaşlar. Bundan da ellerine sağlık olsun. Onlar el emekleri hiç kıyamam. Onlar da öyle astım arkadaşlar oraya. Çocuklarımızın odası bu şekilde. Normalde bize kalsa birine bir odaya, diğer odamıza da diğer çocuğumuza diye düşündük. Ama ikisi de küçük ne gerek var dedik teyze. Yani. Bir de kız çocuğu olsa ayırmaya gerek duyardı ama ikisi de erkek çocuğu. Birbirlerine daha uyarlı, uyumlu olurlar diye düşündük. Olmazlar, destek olurlar o ülkenin şiddetine. Bir de odanın biri boş kalmış olabilir. Mesela bir şey yapılabilir. Öbür oda boş arkadaşlar şu anda. Hani şey yapılabilir orası. Normal oturma odası yapılabilir. Orayı da gösteririm size. Hani şey olarak orası şu anda boş bir şey yok. Ama mesela şuradaki takım mesela ilerleyen zamanda buradaki takım salondan alınıp buraya kurulabilir. Günlük oturmaya. Salonu yeni bir takım olabilir mesela. Öyle yaparız şey yaptığımızda. Andrasit gri voltuk gelebilir. Değil mi? Gri zaten. Bizde gri hastalığı var. Karı koca daha aynen. Kafayı. Şöyle. Burası da çocuklar. Burayı da arkadaşlar görüyorsunuz. Burayı da şimdi çocuk evet. Odası yaptığımız şuradan belli. Buraya da takmıştık. Yine burada bir avizemiz. Guldren avizeden. Bunun biraz eksikleri var arkadaşlar. Kargoya eksik koymuşlar boncuklarını ve karikatürlerini. Ayağımda az var. Onda burası çok da arkadaşlar şöyle halımızı serdik. Boş odamız. Bir misafirim geldiğinde kalabileceği, rahat olabileceği bir alan. Şöyle süpürgemiz burada. Bu da ahlaya sinci bazı çalışıyor. Yok canım biz çalıştım. Çalışıyor burada. Aslında iyi çok hoş. Kendi ama çalışıyor. Yok. Ha. Çocuklar basmış geçen. Kendi kendine gidiyor diyorum ben. Bilmiyorum onlar mı basmış. Hele ben çalıştım. Yok inatmadım. Arkadaşlar bunu temizliği çok güzel oluyor. Acayip iyi bir şey ama koy yerine olmuyor. Şu odayı temizledi mi şey doluyor. O kutusu. Çünkü bilmiyorum çok toz oluyor bizim buralarda. Allah Allah. Ne bileyim. Ama onu ince detaya şey yapacağım. Bu şeyli değil ki yani büyük bence şey değil. Temizledikten sonra ince detay olarak temizleyen şey. Ben bunu ince detay temizledim. Yarın bunu açarım. Sana o zaman diyor ama bunu tutup da kalabalık olduğunda şeysi küçük olduğundan ondan dolayı sevmemişsin. Bu normal şehir yerlerinde böyle bir dolandırılabilecek bir şey. Ama söylediğim gibi ben evlerimi A'dan Z'ye temizledikten sonra evvelsi günde bunu gönderiyorum ya da ikinci günde. Şöyle pencerelerimiz yine arkadaşlar. Bir burada bir de burada olmak üzere iki penceremiz var. Böyle bu odamız boş. Yani buraya arkadaşlar şey oturma odası yapılabilir yani burası. İleride artık. Arkada iki tane büyük yataklarımız var arkadaşlar. Sandığım neydim var. Bir misafirim geldiğinde burada rahatça yatabilsin diye çok güzel bir alan bence. Öyle düşündüm. Boş olması da bir yandan bir avantaj. Bana akşam mezanımızda onu arkadaşlar biraz sonra. Evet. O zaman. Şimdi diğer odamıza geçelim. Hadi bakalım.
Şuraya mı geçeceğim? Şurası bizim büyük lavabomuz arkadaşlar. Misafir lavabosu diyebilirim sizlere. İçeride şeyse açıyormuş. Burası da böyle var arkadaşlar. Şöyle dolaplar var. Öbür taraflar da aynı. Şöyle dolaplar. Dolaplar ben seçtim. Sadece bunlar anlaşılır değil arkadaşlar. Beyazı var. Şöyle gördüğümüz beyaz değil de kırım rengi. Ama güzel, öyle kötü dolap değil. Renk olarak da buraya uysun isterdim ama tabii şey olsa seçmiş. Daha güzel olabilirdi. O zaman orada seçme şeysi yoktu ya. Böyle sadece bu varmışmış. Bir de anlık şey yaptığımızdan dolayı. Burası da yatak odamız arkadaşlar. Burada normalde Hasan'ın şu anki durduğu mevkiyatta şey vardı. Sobamız vardı. Soba gitti çok şükür. Dolaplarımız şurayı da bozulacak biliyor musun? Gidiyor kendi kendine. Şöyle arkadaşlar, burada dolabımız var. Gördüğünüz gibi. Bu benim gelinlik dolabım. Buna 8 yıl oldu. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadı. Çok iyiydi ama bu yıl biz buna kış boyu hemen yanı başına yatak sevdiğimiz için bakın bırakınca gidiyor. Çok açılmıyor ama kısmen açılıyor. Normalde çok iyiydi. Burada da iki tane penceremiz var. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Perdemi şurayı sonuna kadar çekemiyorum. Şurada çünkü kalorifer peteği için borular var ve perdemi yırtıyor, didiyor oralarını. O kesilse iyi olur aslında. Keser de hep kesilmez ki, ne de kalır. Ya da arkasında kalır da bilmiyorum işte, bence. O yüzden dur bakalım, gelmezse şey belki de gel edebilir. İnşallah şöyle iki tane ne onlar? Çekmecelerimiz var işte. Ben hasta olma, ben bir ara bir şey sordular da dedim de. Irbiş. Ona değil bir şey. Bu Irbiş dedin ya. O değil, bir daha bir şey sordular da böyle farklı bir şey deyip piş. Neyse pek kurcalamayalım o zaman. Arkadaşlar yatak başlığımız normalde yatak odamıza uyumlu bir şekilde beyazdı ama o 8 yıldır çok yıprandığı için naylondu bir de. Yo neydi o? Deriydi lan. Deriydi. Yırtıldı işte, lekeydi sağa sol derken onu şutladık. Sonra bunu aldık. Mutfağımızın bunlarımıza uymuyor ama olsun. Öbürü de uyuyor. Belki dolap şeyi yaptığımızda onun dolap falan olsun. Dolap şöyle bir ebeve banyomuz var arkadaşlar burada da. Şurada arkadaşlar ilk çekmecemizde normal işte saç tarağıdır, işte makyajımdır. Altlarda da benim başörtülerim var. O üstteki süsüm var ya, küçük pufum. O da yine Filiz ablamdan hatıra. Onun hatırası güzel olduğu için duruyor orada. Normalde bu taraftaydı da Ömer bundan çok oyunlar oynuyor. Bunu zamanında kendisi için yaptırmışmış Filiz ablam. Sonra bunu bana getirmiş hatıra olarak da. Ben de onu orada saklıyorum. Evet, evimin en güzel köşesinde saklıyorum. Yatak odamız da bu şekilde arkadaşlar. Bizim evimiz böyle. Rabbim dileyen isteyen herkeslere nasip etsin inşallah. Olmayanlara versin Allah'ım inşallah. Amin inşallah. Şimdi nereye gidelim? Hadi terasımıza gidelim. Hadi bakalım. Şuradan şöyle terasımıza doğru gidiyoruz. Duvarlarımız boyanacak arkadaşlar buralar. Her taraf bitince sizlere ev turu yapmak istemiştim aslında ama benim kıymetli izleyicilerim dediler canım sen çek biz izleriz. Tamam dedik. Öylece kapımızı açtığımızda terasımıza geldik. Görüyorsunuz canlar. Burası da balkonumla aynı fayansları var. Burası da yine açık olduğu için arkadaşlar tozlar buraya da geliyor. Şöyle. Fayanslarımız burada. Balkonumuzda aynı seçim yapmıştım. Hep böyle farklı farklı olsun istemedim. Bu arada burada da şöyle ışığımız var. Güneş sistemiyle çalışan. Şöyle terasıma çıktığımda arkadaşlar balkonum her ne kadar sakin bir tepeye bakıyorsa bu tarafta bir o kadar güzel köyümü gösteriyor. Kalabalık alan tarafını. Burası köyümüzün baya baya göründüğü alan. Bu bizim bu mevkiyatın şu çamlık dediğim taraflarda ev yok arkadaşlar. Biz bu tarafın sonundayız yani. Köyün bu tarafı sonu diyebilirim sizlere. Şöyle ben terasıma çıktığımda köyümün her tarafını görebiliyorum. Mesela şurası sol tarafımız mezarlık. Şöyle biraz ilerlediğimizde orada bir caminin olduğunu, bir orada camimizin olduğunu, bir orada, bir orada, bir orada camilerimizi görüyoruz. Ve şurada da asil Türk bayrağımızı, güzel ezanımızı duyuyoruz arkadaşlar. Bayrağımızı görüyorsunuz. Ezanımızın okunmasını dinliyorsunuz arkadaşlar. Aziz Allah diyelim, ezanımızı dinleyelim. Thank you.
Azize Allah, şefaat senden Allah'ım diyoruz. Ezanımızı da dinledik arkadaşlar. Yurt dışından bir sürü izleyicim var ve bu ezanımızı duyduğunda arkadaşlar, güzel ezanlarımızı sonuna kadar dinlettir Cansum. Çok güzel oluyor. İşte biz buralarda ezanımıza hasretiz diyenlerimi ararsınız. Neler neler. O yüzden hepimiz dinleyelim istedim arkadaşlar. Azize Allah diyoruz. Allah büyük diyoruz arkadaşlar. Kurban oldum Allah'ım. Canlar, bizim ev vlogumuz bugün böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ta bahçeden başlayıp sizlere böyle güzel bir video çekmek istedim. O zaman umarım bir sonraki videolarımızda görüşmek nasip olur. Rabbim dileyen isteyen herkeslere nasip etsin inşallah. Kurban oldum Allah'ım. O güzel gönlünüzde ne geçiyorsa Rabbim onu nasip etsin. Dua edelim. Dualarda buluşalım arkadaşlar. Bir Müslümanı bir Müslümana ettiği dua kabul olurmuş. Rabbim şifa bekleyenlere şifalar nasip etsin. Evi barhı olmayanlara ev nasip etsin. Çoluğu çocuğu olmayan kardeşlerimize Allah'ım evlat nasip eylesin inşallah. Allah'ım hayırlı evlatlar versin inşallah diyelim arkadaşlar. Dualarımız yerini bulsun inşallah. O zaman ne diyelim? Hayırlı akşamlar diyelim. Bu arada arkadaşlar şöyle etraf çekmek ya da izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm için sürekli dolandırıyorum. Umarım başınız dönmemiştir. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkeslere hayırlı akşamlar dilerim.